Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte MSI'nin X99S Gaming'de anakartını inceleyeceğiz. Evet Recep, daha önce izleyicilerimizle birlikte pek çok gaming anakartı inceledik. Ve fakat bu gaming anakartlarının çoğunda Z97 ya da 97 Yonga seti kullanılıyor. Evet, Z97, HET97 veya H81 Yonga setli LGA1150 anakartları inceledik. Bu defa masamızda LGA2011 V3 soket kullanan X99 Yonga setli bir anakart var. Bu çok önemli bir nokta, kullanılan işlemciler tamamen farklı bir seviye. Ve bu seri Enthusiast denilen üst seviye meraklılara hitap eden yüksek performanslı işlemcilerden oluşuyor. Doğal olarak anakarttan da beklentiler yükseliyor. Anakartın üzerinde yer alacak özelliklerin de diğer anakartlarda olmayan çok daha üst seviye özellikler olması gerekiyor. Evet, bunlardan bir tanesi örneğin X99 platformunda 5960X gibi 40 tane PCI Express hattı olan ve SLI veya Crossfire konfigürasyonu yapacaksanız çok fazla performans elde etmenizi sağlayan işlemciler var. SLI hatları, daha doğrusu PCI Express hatları sadece SLI ya da Crossfire gibi çoklu ekran kartı konfigürasyonlarına değil, buna M.2 portu üzerinden bağlanan farklı yüksek hızlı SSD'lerin veri aktarımında da kullanılıyor. Çünkü geleneksel bağlantı şekillerine göre PCI Express, özellikle Generation 3 dediğimiz yeni nesil evet. PCI Express çok hızlı aktarım hızları sunuyor. Tabii ki bunda anakart üreticisinin anakartta sunduğu kalite, işlemciye beslediği güç ve de bunun haricinde gaming adını taşıdığı için özellikle de oyuncu özellikleri önem kazanıyor. Doğru Ali, MSI'nin burada X99 platformunda sunmak istediği farklılık, ki birazdan daha yakından bakıp bu farkları daha detaylı bir biçimde göreceğiz. Oyuncular için ses kartı özelleştirmesi ve bunun yanında Killer Ethernet gibi birçok daha önceki Z97 anakartları incelediğimiz özellikleri X99 platformuna taşımış olması. X99 anakartta tabi bunlar kullanılırken kullanılan bileşenler nasıl? Verilen performans nasıl? Yazılım olarak fark var mı? Kesinlikle. Anakartın üzerine nerede ne konumlandırılmış? İşte onun sigortalarından tut PCB kalınlığına, üzerindeki yalıtımdan ince detaylara kadar pek çok nokta var. Bunlara bakmanın en güzel yolu önce kutu içeriğine, sonra da anakarta yakınlanmak. Evet Ali, hemen başlayalım. X99S Gaming Guide'nin kutu içeriğine bakalım. Bakalım, bir kutumuzu açalım, karşımıza neler çıkacak. Şu alt kısımdan açıyoruz. Anakart karşımızda, antistatik poşetin içerisinde. Şimdi bunu kartonuyla birlikte bir kenara kaldıralım. Birazdan yakından bakacağız evet. Zaten. Epey bir SATA kablosu görüyorum Ali. Bakalım Recep. Burada 2 tane var. Şöyle sana vereyim. 4 oldu. 6 oldu. 6 tane SATA kablosu çıktı bile. Evet. Bol bol disk bağlayabiliriz. Şimdi SLI yapacaklar için güzel haber. 2 tane birden SLI köprüsü çıkıyor içerisinden. Evet. Aynı anda birden çok ekran kartını kolaylıkla bağlayabiliriz. Bunlar Nvidia kartlarını birbirine bağlamak için kullanılıyor. Hepsini birbiriyle köprülüyor. Bir tane adaptör var. Bu bana Z97'den tanıdık geliyor ama aynı adaptör mü acaba Recep? Evet Ali. Aynı adaptör. Eğer Realtek ses kartına harici güç vermek istiyorsak bu adaptörü kullanabiliyoruz. Onu da verelim. Arka braketimiz var. Arka brakette yine arka tarafta bir güzel kabarık bir kaplama var. Evet, yalıtımlı. Yalıtım işine yarıyor demek ki. Burada MSI'nin bir adaptörü var küçük pinler için. Bu ne işe yarıyor bunu da bir söyleyelim. Ön güç kablosu, reset tuşu, bunun yanında Ali ledler için örneğin sabit disk aktivite ledi, güç ledi, bunları kolayca anakarta bağlayabilmemiz için ara aparatlar. Kasadan çıkan kabloları buna, bunu da tek hamlede anakarta bağladığımız zaman işimiz kolay bitiyor. Evet. Bir tane de sticker'ımız, yapışkanımız var. Arkasında yine 3M'in yapışkanı var. Peki bunun materyali nedir? Metal gibi geliyor bana. Bu genelde alüminyum oluyor. Ali, kolayca bükülebiliyor, şekil verilebiliyor ve sağlam bir yapışkan olduğunu söyleyebiliriz. Hangi SATA kablosunun nereye bağlı olduğunu kolayca bilebilmemiz için burada üzerine yazı yazabileceğimiz etiketi görüyoruz. Evet, bu etiketleri tek tek çıkartıp yapıştırabiliriz. Kullanım kılavuzumuz olacak ama Quick Start Guide oluyor bu genelde. Evet, Quick Installation Guide ile anakartı nasıl monte edeceğimizi buradan görebiliyoruz. Evet, anakart üzerindeki bileşenlerin bir açıklamasını bulabilirsiniz öbür yüzünde. Gaming serisiyle ilgili bir yine dokümanımız var. MSI'nin gaming serisine neler var? İşte desteklenen e-spor takımları, MSI'nin ürün geliştirmede bu takımlardan aldığı destek. Özellikle ses kartı, işte Ethernet olsun, oyuncu ara birimleri olsun. Malum profesyonel sporcuları ve oyuncuları için hedefleyen ürünleri var. Yine anakartın siyah PCB'si ile uyum sağlayan siyah bir sürücü diski var. Evet, biz bunun yanı tabii USB bellek olmasını tercih ederdik. Evet, ısrarla bunu söylemeye devam edeceğiz. Bir gün geliştiriciler USB bellek koyana kadar. Evet. Software Application User Guide, MSI'nin beraberinde bir ton yazılım geliyor. Doğal olarak bu anakart kontrol yazılımlarını, BIOS ayarlarını, Live Update'i nasıl kullanacağımızı bize öğreten ayrı bir kitapçık.
Bir de Gaming 7'nin kullanıcı kılavuzu var. İşte bu kullanıcı kılavuzunda bu anakartın gerçekten özelliklerini detaylı bir şekilde bulabiliyoruz. İşlemci montajından pinlerin konumlarına kadar pek çok teknik detayı kafanız karıştığında ister fiziksel kitapçıktan ister MSI'nin sitesinden indirebileceğiniz PDF dosyasından araştırıp bulabilirsiniz. Evet, birçok konuda da bu QR kodları var. QR kodları sayesinde videolara ulaşabiliyoruz cep telefonumuzdan. Bunu da bir kenara kaldırdığımız zaman son olarak bir kapı asacağı çıkıyor. Burada değilim ya da MSI Gaming Motherboard, üzgünüm, oyun oynuyorum. Şimdi anakartın kendi yapısına yakından baktığımız zaman ilk olarak siyah PCB rengi dikkatimizi çekiyor. Bir de Z97 anakartlardan farklı olarak bu işlemcinin iki tarafındaki RAM yuvaları farklı bir tasarıma sahip. Evet Ali, Quad Channel yani 4 kanal bellek mimarisine sahip ve DDR4 bellekleri destekliyor. DDR3 RAM takabiliyor muyuz acaba? Hayır Ali, DDR3 RAM'leri takamıyoruz, uyumlu değil. Peki DDR3 ve DDR4 arasında dünyalar kadar performans farkı var mı? Yoksa bu anakartın olayı başka özelliklerinde mi yatıyor? Ali, bu anakartın olayı daha çok işlemci desteğinde yatıyor. DDR3 ile 4 arasında devasa bir fark söz konusu değil. Anladım. DDR4'ün bu konuda yeni standart olduğunu belirtelim ama entüzyast sınıfında yeni standart. Evet. Yani üst seviye anakartta X99 Yonga setinde. Evet, frekanslardan da bahsedelim Ali. DDR4 overclock ile 3333 MHz'e kadar çıkabiliyorsunuz. Standartta ise DDR4 2133 MHz frekansını destekliyor anakart. Gayet güzel. Şimdi ortadaki işlemci yuvasının da normalden çok daha büyük olması dikkatimizi çekiyor. Evet Ali, LGA Socket 2011-3. Burada şuna dikkat etmek lazım. Online mağazalarda Socket 2011 bakarsanız daha önceki X79 Yonga setine uyan işlemcileri göreceksiniz. Evet. Ama 2011-3 her şeyi değiştiriyor. Orada X99'la uyumlu işlemciler zaten sıralı. Teknopark.net'te öncelemesi ve pek çoğu hakkında bilgi bulabilirsiniz. En büyük farklar da PC Express lane sayısında ve de tabii ki çekirdek sayısı ve performansla yatıyor. Evet, zaten şu anda 3 tane işlemci destekliyor Ali. 5820, 5930 ve 5960X. Recep, kritik soruya geliyoruz. Evet. X99'a takabileceğimiz işlemcileri söyledik. Evet. Şimdi RAM'lerin quad channel olabildiğini de söyledik. Ekran kartı meselesi. Ali, ekran kartı meselesi epey çetrefilli. Bu konuda birçok bilgi edinmeniz gerekiyor. Şimdi ben buna 4 tane slot görüyorum burada. Evet. 4 tane PCI Express portu görüyorum. Hadi şu aradakileri saymıyorum. Evet. Onları kısa gördüm. Doğru. Atladım. 4 tane ekran kartı takmak istiyorum. Takabilir miyim? 4 tane ekran kartı takamıyorsun Ali. 3 yollu SLI veya 3 yollu Crossfirex yapabiliyorsun. X99'da hep böyle mi? Hayır, X99'da hep böyle değil. Tabii ki 4 tane ekran kartı takılabilen X99 modelleri de mevcut. Anladım. X99'da şu an bu modelde 3 tane SLI ya da 3 tane Crossfire, kısacası 3 tane Nvidia ya da AMD işlemcili, grafik işlemcili ekran kartı takabiliyoruz. Evet. Peki bunlar ne kadar hızlı çalışacak? Ali, şimdi ne kadar hızlı çalışacağı da takacağın işlemciye bağlı. Benim orada tavsiyem kesinlikle 5820K almayın eğer birden çok ekran kartı takacaksanız. Tek ekran kartı için iyi midir? Tek ekran kartı için fazlasıyla yeterli Ali. X16 slotunda tam X16 performansında çalıştırabilirsin ekran kartını. Bu tavsiyenin sebebi nedir Recep? Bu tavsiyenin sebebi Ali, 5820K işlemcinin 28 PCI Express hattı desteklemesi. Fakat 5930K ve 5960X işlemcinin 40 PCI Express hattı desteklemesi. Şimdi Recep, yani tek ekran kartı, çok ekran kartı, PCI Express hatları, bu işlemcinin desteklediği lane sayısı filan. Bunu en basit şekilde nasıl anlatabiliriz? Ali, şöyle düşün. 5930K ve 5960X işlemciler aldığında 40 şeritli bir otoyol var elinde. Evet. Şimdi ekran kartın, bir tane ekran kartın, yani bu slota takacağım bir ekran kartı bunun 16 şeridini kaplıyor. Evet. Sen bundan 2 tane taktığın zaman 16-16-32 şeridi kapladı. 8 şerit kaldı geriye. Kesinlikle. Geriye kalan 8 şerit içinde bir ekran kartı hakkın daha var. Onu da taktığın zaman X8 40 şeridin tamamını kullanmış oluyorsun. PCI Express hatlarını artık başka bir cihaz takamazsın. Onu soracaktım. Şimdi biz M.2 SSD'lerden yeni bazı bağlantı birimlerinden PCI Express yuvasına takılan mesela Thunderbolt aparatları var. Bu tür ilginç cihazlar var. Bunları kullanmak istiyoruz. Hatlarımız doldu. O zaman ona göre mi ayarlamamız lazım? Nasıl yapacağız bunu? Evet, buna göre ayarlaman lazım. 2 tane ekran kartı takıp kalan X8 hattı PCI Express üzerinden takacağın SATA kartına ya da dediğin gibi Thunderbolt kartına bırakabilirsin. Anladım. O zaman şöyle, mesela 28 hatta sahip 5820K işlemciyi kullanacaksam bunun 16'sı gitti. Evet. 28-16, elimde 12 tane şerit kaldı. Evet Ali. Diğer takacağım, eğer cihazlar 4 şerit götürüyorsa bunlardan 3 tane takabilirim diye hesaplamam lazım. Kesinlikle Ali.
ekran kartı konusunu anladıktan sonra işlemciye tekrar geri dönüyorum. İki tane sorum var. Evet Ali. Şimdi üç tane işlemci ismi saydın. Bunların hangileri overclock ediliyor, hangileri edilmiyor? Ali, hepsi overclock edilebiliyor. Hepsinin sonunda K ibaresi, hatta 5960'ın sonunda X ibaresi var. O da extreme olduğunu, hem fiyatının abartı olduğunu hem de performansının abartı olduğunu göstermek için. Evet, zaten tek 8 çekirdekli işlemci. Gayet güzel. Bir de burada Lotus yazısı var. Evet Ali. Lotus soket anakartlarda kullanılan soket tiplerinden bir tanesi. Burada Foxconn ve Lotus soket var. Lotus'in biraz daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. İkisi de buradaki esas metal kısmı üretiyor yani. Evet. Anakart üreticisi değil, anakart üreticilerine parça üreticiler. Kesinlikle. Şimdi buradaki soket de pırıl pırıl ve iki taraftan iki tane mengenesi var. Yani Z97 anakartlarda gördüğümüzden daha iri bir işlemci yuvası var. Evet, daha büyük işlemci olduğundan dolayı daha sağlam sokete oturtulması gerekiyor. Çünkü daha fazla pin temas ediyor işlemciye. Soğutucu kaldırdık ve anakartın MOSFET'lerine yakından bakıyoruz. Burada pek çok bileşen var Recep. Hangisi nedir bunların? Ali, öncelikle burada görmüş olduğumuz bileşenler MOSFET'ler, yani burada görmüş olduğumuz, arada görmüş olduğumuz bileşenler. Ondan sonra superferrite çok dediğimiz bu SFC'ler geliyor. Evet Ali, her bir fazın üzerinde bir adet superferrite çok var, yani 8 fazlı bir besleme yapılıyor. Bu beslemelerin üzerindeki çoklar ne işe yarıyor Recep? Ali, superferrite çok, yani boğucu bobinler güç kaynağından gelen parazitin işlemciye ulaşmasını engelliyor. Stabil bir güç akışı, stabil bir overclock diyorsun. Kesinlikle. Akabinde de burada high C cap'leri görüyoruz. Normal şartlarda bazı anakart üreticileri burada katı kapasitör kullanabiliyor ama MSI burada high C cap kullanmayı tercih etmiş. Recep, yıllar önce katı kapasitörlere geçiş bile bir devrim niteliğindeydi. Şimdi artık katı kapasitörleri, yani bu tür entüzyast sınıfı anakartlarda çok fazla anmıyoruz. Artık high C cap oldu olan. Evet. Bu da artık kalite çıtasının nereye kadar yükseldiğini çok güzel bir örneği. Belleklerin VRM güç bileşenlerini görüyoruz. Bu kısımda da sağ taraftaki belleklerin VRM güç bileşenlerini görüyoruz. Sol taraf için 2, sağ taraf için 2 faz, toplamda 4 faz belleklere güç besliyor. Anakartın oyuncular için tasarlanmasını söylemiştik. Bu bağlamda MSI anakartın üzerine gaming ibaresinde ufak harflerle burada bize bir sürpriz olarak belirtmiş. Evet, o da bir easter egg. Bir, yani Paskalya yumurtası diyor yabancılar. Böyle gizli saklı kenara köşeye gözden uzak konulduğu zaman bu tür ince dokunuşlar hoşumuza gidiyor. Kesinlikle. Anakartın bir başka köşesinde de PCB'nin kaç katman olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Recep, PCB en basit tabirle nedir? PCB Ali, Printed Circuit Board, yani board, anakartın bu kendisi. Baskılı devre kartı dediğimiz, kimi elektrik elektronik derslerinde gördüğümüz. Bu anakartın kendisi peki, bunun katmanları ne demek? Onu da ben canım. Ali, her bir katman içerisinden farklı hatlar geçiyor. Farklı yongalar, farklı katmanlar üzerinden birbirine bağlanıyor. Ne kadar çok katman varsa anakart o kadar kaliteli oluyor diyebiliriz aslında. Çünkü bu bir yalıtım sağlıyor. Bu bir elektrik yalıtımı sağladığı gibi bazı parazitleri de engelliyor. Evet. Anakarta yapısal sağlamlık da veriyor. Böyle ağırlığını da etkiliyor. Ağır eşittir kaliteli kavramıyla aslında uyuşan bir nokta ama hayır, burada aslında ince bir detay var. Dediğimiz gibi o kaç katman, katmanların arasında devre yapısı, tasarımı nasıl yapılmış, mühendisliği nasıl? O da gerçekten önemli. Peki bu anakart kaç katman? 8 katman Ali. Zaten buradan teker teker kutucukları sayabilirsiniz. Bunları bunun için mi koymuşlar? Evet. X99 yonga seti diyoruz sürekli. Nedir bu yonga seti? Evet, soğutucunun altından bakalım ne çıktı dedik. Gerçekten ufacık bir yonga seti çıktı. Evet, X99 yonga setini burada görüyoruz. Bu da aslında ta kendisi, yani çekirdeği. Aslında burada bir tane yonga var. Bizim ağzımızda bu alıştırdığımız yonga seti tabiri eskiden Kuzey-Güney Köprüsü dediğimiz iki yonganın bir arada set olarak çalışmasından kaynaklıydı. Kesinlikle. Bugün artık PCH dediğimiz Platform Controller Hub olarak geçiyor. Evet, bu tabirler değişebilir ama yaptığı iş değişmiyor. Yaptığı iş nedir? Bunu da bir söyleyelim hocam. Ali, anakartın üzerindeki bileşenlerin birbiriyle iletişim kurmasını sağlamak. Örneğin SATA portlarının USB portlarıyla bu tür veri aktarımı. Örnek veriyorum, bir tane bilgisayara USB porttan bir bellek taktın ve bu bellekteki veriyi SATA disklere aktaracaksın. Evet. İşte bu veri buradan Platform Controller Hub'dan geçiyor. Recep, şimdi anakart üzerindeki farklı noktalara bakarken şu arka USB portlarının olduğu bölümün üzerindeki USB Audio Power yazısı dikkatimi çekti. Evet. Burada Connect Your USB Audio Device Here diyor. Yani USB portu üzerinden ses cihazlarını buraya bağlayın diyor. Burada ne kastediyor? Bu USB Audio Power nedir? Ali, normal şartlarda USB portları 5 volt verecek şekilde tasarlanmış. Evet. Ama her zaman bu 5 voltu veremiyor. 4.6 volt veriyorlar. MSI'nin buradaki çözümü anakartın üzerinde doğrudan bu özel USB portlarına bir güç bağlantısı yapmak olmuş. Nereden geliyor bu güç peki Recep? Ali, bu güç anakarta bağladığımız 24.000 güç bağlantısından geliyor. Bu sayede buradaki USB portları, diğerleri değil, bu USB portları özel olarak stabil 5 volt verebiliyor. Bu sayede eğer sen bir USB DAC ya da bir USB kulaklık ya da başka bir USB ses aygıtı bağlayacaksan bu aygıta stabil 5 volt geldiğinden emin oluyorsun ve aygıtından tam performans alıyorsun.
Madem ses aygıtlarından bahsettik, buradaki audio boost'tan da bahsedelim. X99 S-Gaming Gear'deki ses performansı, ses kartı nasıl hocam? Ali, burada Realtek'in en üst yongası olan ARC1150 kullanılmakta. Tabii ki bu yongayı kullanmakla bitmiyor. Bu yongayı kaliteli bileşenler donatmak gerekiyor. Evet, çevre bileşenleri bunun esas buna güç besleyecek. Sonuç itibariyle bu sesi aktaracak. Bir de içindeki yazılım teknolojilerinden her zaman bahsediyoruz. Şu çevresindeki altın görünümlü parçalar nedir? Ali, bunlar Japon Nichicon kapasitörler. Z97 incelemesinde de yine Nichicon kapasitörleri görmüştük. Bunların üst düzey ses kalitesi sunduğunu söylemiştik. Ama biraz daha fazla detay verelim. Evet Ali, bunlar akustik serisi kapasitörler. Yani özellikle ses konusunda bir donanım üretiyorsanız burada kullanılan kapasitörler. Düşük tolerans, düşük akım sızması, yüksek stabilite ve düşük diyaelektrik soğurumuna sahip. Düşük diyaelektrik soğurumu ne Recep? Ali, şimdi kapasitör biliyorsun enerjiyi depoluyor. Tamam. Kapasitör enerjiyi uzun süre depoladığı zaman kapasitörü boşalttığınızda kapasitörün tamamen boşalmış olması gerekiyor. Yani 0 volta ulaşmış olması gerekiyor. Yok öyle bir dünya. Biz bilgisayarı kapattığımızda bile biliyoruz ki belli bir güç kalıyor. Hatta ben arkadan şalteri kapattığımda açma kapatma düğmesine basıyorum. Yine böyle bir hareketlenme oluyor. O güç de gidiyor orada. Evet, şimdi Ali, kapasitörden kapasitöre bu kalan elektrik miktarı değişebiliyor. Nichicon kapasitörlerde bu değer gerçekten çok düşük ki olması gereken 0 volt dediğimiz gibi. Bu değer ne kadar yüksek olursa bile bileşenler o kadar fazla zarar görüyor ya da devreler o kadar iyi performans veremiyor diyebiliriz. Özellikle ses gibi hassas konularda ses kalitesine, performansına yansıyor diyorsun. Evet, yani enerji gittiği zaman kapasitörler tamamen boşalmış olmalı gerekiyor. Eski tip elektrolitli kapasitörlerde bu oran %15 civarındaydı. Fakat yeni tip daha kaliteli kapasitörlerde bu oranın %1 ya da %2 civarında oluyor. Yüklü elektriğin %1 ya da %2 civarında. Nichicon kapasitörlerde bu oran çok düşük. Bu oranda nedir? Dediğimiz gibi düşük diyaelektrik soğurumu. Şimdi her şey biraz daha anlam kazandı. Düşük diyaelektrik sorumu dediğimiz olay bu kapasitörün boşalması gerektiği zaman gerçekten içerisinde elektrik kalmayana kadar boşaldır diyorsun. Kesinlikle. Tabii bunun yanında ses bölümünün PCB'den ayrıldığını da görebiliyoruz. Evet, şurada gördüğümüz bazı çizgiler var. Şu yan taraftan bu şekilde devam ediyor. Ondan sonra aşağıya doğru devam ediyor. Bu PCB'den ayrılma olayının sebebi nedir? Ali, PCB'den ayrılma olayının sebebi tamamen parazitlerden arındırmak ses kısmını. Yani aslında baktığımız zaman şunu açık bir net ifade etmek gerekiyor. Bu ses kartının kısmı hala anakartın bir parçası. Evet. Ama anakartın parçası olduğu halde ayrı bir hatla, ayrı bir yol ile ayrılmış durumda. Evet. Araya bir yalıtım konulmuş. Bu yalıtımın konulma sebebi de ses bileşenlerinin çok hassas olması. Ve anakartın üzerinde o kadar çok elektrik devre bileşeni var ki ne kadar yakın olursa o kadar fazla parazit alıyor. Evet, burada bir önemli nokta da Ali, ses çipinin üzerindeki EMI koruması yine elektromanyetik parazitleri engellemek için bir koruma mevcut. Yani bu audio boost kısmı sevgili izleyiciler sadece bu Realtek yongaya bir kılıf olarak yapılmıyor. Bu gerçekten pratik işlevi olan ve de içindeki ses yongasını parazitlerden koruyan bir kalkan. Şimdi burada bir tane de anahtar var. Bu anahtar şurada yer alıyor. Sola sağa hareket ettirmek mümkün. Fakat ne işe yarıyor? Ali, bu anahtar sayesinde ses kartına gelen elektriğin nereden geleceğini belirleyebiliyoruz. Kutudan çıkan bir güç kablosu, bir adaptör vardı. Onunla evet. Mı ilgili? Evet Ali, onunla ilgili. Normal şartlarda ses kartı anakartın üzerinden gelen doğrudan elektrikle besleniyor. Fakat sesin daha berrak, daha tiz olmasını istiyorsanız anakarttan gelen parazitli elektrik yerine doğrudan güç kaynağından gelen elektriği bağlayabilirsiniz ses kartına. Daha az bileşenden geçmiş, direkt kaynaktan aktarılmış güç diyorsun. Tabii bu tür şeyler ne kadar çok bileşenden, ne kadar çok yerden dolanırsa o kadar zayıflıyor. Ya güçlendirici kullanacaksın ya ayrı hat çekeceksin. Evet. Mesela kulaklık kullananları da unutmamış Ali. Evet, kulaklık kullananların genel bir sıkıntısı şudur. Genelde arkadan ön porta aktarırsın ya da ekstra uzatma kullanırsın. Bir şekilde kulaklara gelen ses her zaman aynı olmayabiliyor. Bazı anakartlarda düşük olabiliyor. Bunun için ne yapmışlar? Bunun için bir amplifikatör kullanman gerekiyor Ali. MSI'da burada görmüş olduğumuz Texas Instruments'ın OPA1652 amplifikatörünü kullanmış. Op-amp mı bu? Evet, bu bir op-amp. Operational Amplifier. Amfiyi de açıklayalım. Amplifier yükseltici demek. Yani sesi yükseltici temel olarak yaptığı iş bu. Ve de kulaklıklarda güçlü bir ses elde etmemizi sağlıyor. Bunu yaparken kaliteli bir bileşen kullanılması da şunu getiriyor. Distortion dediğimiz yükseltirken seste oluşabilecek bozulmaların da önüne geçiyor. Evet. Yani kaliteli ve gerçek bir şekilde sesi yükseltmiş oluyor. Ses çıkışlarında altın kaplama olduğunu belirtelim. Anakartın üzerindeki diğer tuş ve yongalara bakalım. Evet Recep, burada en büyük tuş OC Genie.
Evet, kolay yoldan tek tuşla overclock edebiliyoruz işlemcimizi. Bunu yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Bilgisayarımızı kapatıyoruz. OCG'nin tuşuna basıyoruz Ali. Tuş şu an basılı kaldı görmüş olduğun üzere. Ve bilgisayarımızı açıyoruz. Bu kadar diyorsun. Bu kadar. Bilgisayarımız açılırken işlemciyi nasıl iyi overclock edebileceğini hesaplıyor. Ve birkaç yeniden başlamadan sonra normal çalışmaya devam ediyor. Gayet güzel. İşlemcinin stabil konumunu buluyor. Evet. Onun yanında evrensel açma kapatma tuşumuzu zaten görüyoruz. Evet. Yanında yine reset tuşumuz yer alıyor. Bunların anakart üzerinde olması, özellikle overclockla uğraşıyorsanız, üst seviyede hız limitlerini zorlamak istiyorsanız gerçekten çok işe yarıyor. Bizim yaptığımız testlerde uzay montajda da işimizi kolaylaştırıyor. Bu tuşlar olmadığı zaman anakartı kısa devreli açmak ya da uzaktan bir kablo ve açma tuşu bağlamak zorunda kalıyoruz. Evet Ali, uzaktan açma tuşu bağlama işini de buradaki JFP üzerinden yapıyoruz. Anakartı açma tuşu, reset tuşu, sabit disk aktivite ışığı ve güç ışığını buraya bağlayabiliyoruz. Kutudan çıkan o özellikle adaptörle bizim çok hoşumuza gidiyor. Çünkü pek çok kullanıcı bazen o pinleri takarken hangisini nereye takacağım diyor. Oysa adaptör bunu elinize alıp görmenizi kolaylaştırıyor ve sonra tek hamlede buraya takıp işi bitirebiliyorsunuz. Evet, devam ettiğimiz zaman burada ön USB portlarının bağlantılarını görüyoruz. 2 adet ön USB 2.0 bağlantısı, anakartın üzerinde ön USB 3.0 bağlantısı olduğunu da belirtelim bunlardan bahsederken. Devam ettiğimiz zaman sağda da SATA Express portunu görüyoruz. Şimdi burada ekstra SATA portları var ama bunlar aynı zamanda birbirine çok yakın ve yan tarafta ekstra bir parça var. Evet Ali. Bunun sebebi nedir Recep? Bu Ali SATA Express portu. SATA Express portu 3 port birden burada kaplanıyor taktığımız zaman 10 gigabit hız sunuyor bize. Yani 2 tane SATA portunu, bir de şuradaki ekstra bağlantıyı kullanan yeni bir bağlantı çeşidi bu. Ve de normal SATA portlarından çok daha hızlı bir veri aktarımı sunuyor. Kesinlikle. Şimdi burada SATA Express dışında bir seçeneğimiz daha var. O da M.2. Evet Ali, M.2 portuna burada SSD'ler bağlayabiliyoruz. Şimdi bu SSD'yi bağlamak mı da buraya daha iyi, yoksa SATA Express'i kullanmak mı daha iyi? Ali, M.2 portunu kullanmak daha avantajlı. Çünkü M.2 portu bize saniyede 32 gigabit hız sunuyor. Yani çok hızlı bir SSD kullanma imkanımız var. Ara birimde kesinlikle darboğaz yaşanmayacak. Kesinlikle. Fakat burada belirtmemiz gereken önemli bir nokta, M.2 portuna herhangi bir SSD taktığınız zaman SATA Express portlarını ya da SATA 5 ve SATA 6 portlarını kullanamıyorsunuz. Aynı hattı mı kullanıyor bunlar? Evet, aynı hattı kullanıyor Ali. O zaman ya bunu ya bunu tercih ediyoruz. Elimizdeki cihaza göre ya da baştan tasarladığımız sisteme göre bir karar veriyoruz. Ya M.2'yi kullanacağız ya buradaki SATA Express portunu kullanacağız şeklinde. Ama bunun haricinde endişeniz olmasın. Yan tarafta bol bol normal SATA portu mevcut. Evet, vermek istediğim bir bilgi de Ali, M.2 portuna 4.2 santim, 6 santim veya 8 santimlik SSD'ler takılabilmesi. He, buradaki vida yuvalarının amacı o zaman 3 farklı standardı birden desteklemek. Evet Ali. Şimdi bu kısımda göstereceğimiz iki farklı yer daha var. Aslında pek çok ince nokta ve detay var ama buradaki hata ledi gerçekten önemli. Bütün anakartlarda bulunmayan hata ledi sayesinde üzerindeki koda kitapçıktan bakıp bir şeyler yanlış gittiğinde, özellikle overclock'ta yaşandığında neyin yanlış gittiğini hemen anlayabilmemiz. Evet. İkincisi de sistem açılmıyorsa J-Slow BIOS diye bir burada switch'imiz var. Bu switch'i açıyoruz ve BIOS'umuz yavaş bir şekilde boot ediyor. Bütün cihazları algılıyor. Bir hata varsa yine bunu anlayabiliyoruz. Evet. Yavaş boot özellikle de overclock sonrasında işe yarıyor Ali. Bir de tabii ki burada önemli bir noktada çift BIOS desteği. Çift BIOS desteği ne işe yarıyor Recep? Ali, BIOS'lardan herhangi bir tanesi bozulduğu zaman veya yanlış BIOS güncellemesi yaptığın zaman ikinci BIOS'u devreye sokabiliyorsun. Böylece diğer BIOS'u da düzeltme imkanımız oluyor değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Bol bol SATA portu var dedik. Yan tarafta SATA portlarımız yer alıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane SATA portumuz var burada. Evet Ali, bütün bu SATA portları Intel'in X99 Yonga Z'ine bağlı. Yani ekstra bir Asmodee kontrolcüye falan olan, bağlı olan farklı portlarımız yok. Evet Ali, şimdi SATA 1 ve SATA 6 portları arasında RAID 0, RAID 1, RAID 5 veya RAID 10 konfigürasyonlar yapılabiliyor. Yani çoklu diskleri tek disk bütçesinde çalıştırmak, performans ya da veri güvenliği için farklı kombinasyonlar oluşturmak mümkün. Evet, burada da SATA 7, 8, 9 ve 10 portlarını görüyoruz Ali. Bu portlarda RAID desteği yok. Bunları IDE modunda veya Ahçı modunda kullanabiliyoruz. Sen hangisini tavsiye ediyorsun Recep? Ben kesinlikle Ahçı'yı tavsiye ediyorum Ali. Advanced Host Controller Interface. Windows'un güncel sürümleri de bu teknolojiyi destekliyor ve bilgisayarımız sabitlerle daha iyi, daha efektif bir şekilde iletişim kuruyor. Şimdi bu anakartın gaming seviyesinden olmasının önemli bir sebebi var. Buradaki Killer Yongası. Evet Ali, Killer Yongası sayesinde MSI daha düşük lag değerleri elde ettiğimizi, daha düşük ping değerleri diyelim daha doğrusu elde ettiğimizi iddia ediyor. Online oyuncular için en önemli şey nedir? Oyunlarda gecikme olmaması. Türkiye'nin internetiyle ilgili yapacak bir şeyimiz yok. Ancak kendi bilgisayarlarımızla ilgili yapacak çok şeyimiz var. Evet, Killer Ethernet'in yazılımı sayesinde uygulamalarınıza öncelik atayabiliyorsunuz. Bu sayede oyunlarınızın internete daha öncelikli bağlanmasını sağlayabiliyorsunuz. Killer hakkında
arada biraz bilgi verelim. Atarus firması tarafından orijinal olarak geliştiriliyor. Daha sonra Qualcomm tarafından birkaç yıl önce satın alınıyor. Ve hala ağ ürünleri konusunda etkin bir geliştirme Ar-Ge'ye devam ediyor. Özellikle oyuncular için özel geliştirilen yazılımlar, firmware'ler, bununla birlikte gelen sürücüler küçük paket yönetimini çok iyi yapıyor. Evet Ali, burada kullanılan çipin E2205 model olduğunu belirtelim. Aynı zamanda vermek istediğim bir bilgi de bu özelliği kullanmak istiyorsanız Windows 7, Windows 8 veya Windows 8.1 kullanmalısınız. Tabii ki bizim tavsiyemiz 8.1 64 bit kullanmanız. Şimdi SATA portlarının yanında başka bağlantılar da var. Evet Ali. JUSB yazıyor yanında Recep. Ön USB 3.0 portları. Burada birincisi, burada ikincisi var. Bir tanesi yatay, bir tanesi dikey konumlandırılmış. Burada üzerine kabloyu monte ederken rahatlığımız için iki farklı açı seçeneğimiz var. Evet, toplamda 4 adet USB 3.0 çıkış elde edebiliyoruz bu portlar sayesinde. Şimdi burada VIA tarafından üretilen bir yongamız daha var. Evet Ali, VL805 USB 3.0 kontrolcü. Bu yonga ne işe yarıyor? Ali, bu yonga arkadaki 4 adet USB 3.0 portu kontrol ediyor. Peki buradaki AS medya yongası ne yapıyor acaba? Ali, o da ASM1042AE yongası, o da arkadaki 2 adet USB 3.0 portunu kontrol ediyor. Ama Recep, burada 8 tane USB 3.0 portu var. Evet Ali, 4 tanesi VIA tarafından kontrol ediliyor, 2 tanesi AS medya tarafından, 2 tanesi de Intel X99 yonga seti tarafından. Ön taraftaki, yani kartın şu an diğer tarafındaki portlar için de 4 tane daha çıkışımız var değil mi? Evet, yani Intel X99 yonga seti bize 6 tane USB 3.0 portu sunuyor. Bunlardan 4 tanesi kasanın önünde, 2 tanesi kasanın arkasında. Arka taraftaki port sayısını da arttırmak isteyen MSI hem AS medyanın hem de VIA'nın yongalarını kullanıyor. Kesinlikle. Şimdi gaming anakartlarda özellikle bu baştaki portlar PS2 ve de USB portları, bunlar 2.0 olmasına karşın oyuncu portları. Evet Ali. Bunlara oyun kontrol cihazlarımızı, klavye ve faremizi bağlıyoruz. Evet. Bunlar okey. Bunun dışında USB 3.0 portları bol bol var, Ethernet portu var, ses portlarından zaten bahsettik ama şuradaki düğme nerece? Clear CMOS Button Ali, yani CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor, yani BIOS yongası diyebiliriz buna. Bunu sıfırlamak için bu düğmeyi kullanabiliriz. BIOS'u sıfırlıyorsun yani. Kesinlikle. Tek tuşa basıyorsun ve BIOS sıfırlanıyor. Bu özelliklerin hep konulma sebebi özellikle overclock yaparken ayarların tutmaması değil mi? Evet. Genelde overclock özellikleri için konuluyor Ali. Herhangi bir ayarda sorun olduğu, sistem boot etmediği zaman sistemi kapatıyorsun. Clear CMOS yapıyorsun ve sistemi açıyorsun. X99S Gaming 7 her ne kadar extreme overclock için tasarlanmamış olsa da anakartın üzerinde voltaj okuma noktaları mevcut. Şimdi işlemcilerde zaten çarpan kilidi yok. Overclock yapmak o yüzden kolay. Evet. Ama bu voltaj okuma noktalarında ekstra portlar göremiyoruz. Evet Ali, bu bağlamda voltaj okumak için biraz uğraşmak gerekebilir. Burada zaten bir dezavantaj da voltaj okuma noktalarının anakartın sol alt kısmında yer alması. Evet, burada ekran kartlarının olduğu kısımda yer alıyor. Bu da erişimi biraz zorlaştırıyor. Evet, özellikle de ikinci bir ekran kartını taktığınız zaman voltaj okuma noktalarına erişmeniz neredeyse imkansız hale geliyor. Bu bağlamda bu portların burada değil anakartın sağ üst kısmında olması daha iyi olurdu. Evet sevgili izleyiciler, sizlerle birlikte MSI'nin X99S Gaming 7 anakartına yakından baktık. Evet Ali. Recep, şimdi bahsetmediğimiz ne özellikler kaldı? Ali, öncelikle bir bellek desteğinden bahsedelim. İstersen bu anakartı sadece oyun amaçlı değil, iş istasyonu amaçlı olarak kullanmak isteyenler de olacaktır. Doğru. Yani oyunla işi aynı bilgisayarda yapan kullanıcıların sayısı pek çok. Türkiye'de genel olarak workstation yerine bir normal bilgisayarı her amaçla kullanıyoruz. Kesinlikle. Bu bağlamda 128 GB bellek takabilirsiniz anakarta. Kaçlık modül kullandığınıza göre değişir. Piyasada dörtlük modülleri uygun fiyatta bulup dörtlük takarsanız, mesela 4 tane yuva burada var. 4x4 16, 16 32 olur. 8'lik evet. Modüllerden 64 olur. Teknopat Sosyal'de çok soruldu bu konu. X99'a kaç GB RAM takabilirim diye piyasada bulabileceğim modüllerle ve de teknik olarak 128 GB'da limitim belli. Evet, iş istasyonu demişken bu anakartı uzun süre kullanacak olan kullanıcılar olacaktır. Bu bağlamda Guard Pro özelliğinden de biraz bahsedelim Ali. Anakart neme dayanıklı. Bunun yanında yüksek ısıya dayanıklı. Özellikle de overclock yaptığınız zaman ısılar epey bir yükseleceğini hesaba katarsak ısıya dayanıklı olması doğru. Sizin için epey yararlı olacaktır. EST koruması var Ali. Elektrostatik discharge. Yani artık statik elektriğe karşı anakartlar çok daha dayanıklı. Eskisi kadar kolay kolay bozulmuyor. Halının üzerinde yürüdüğünüz zaman, terlik yürüdüğünüz zaman, başka bir yerde ayakkabıyla bile olabiliyor bazı koşullarda. Önceden kapı koluna dokunup topraklama yapmadan eskiden hiçbir bilgisayar parçasına dokunmazdınız. Günümüzde çok fazla bu şekilde parça kaybeden olmuyor. Evet. Üst seviye bileşenleri tercih edenler arasında. Kesinlikle. Dikkatli olanlar arasında. Doğru. Bunun yanında bir de EMI koruması var. Yani elektromagnetik interference dediğimiz elektromanyetik parazite karşı da anakart zaten 8 katmanlı PCB'ye sahip olmuyor.
olduğundan dolayı epey dayanıklı. Oradaki katmanları gösteren pencereler de gayet güzel. Evet. Onların şeffaflığı değişiyor. Hoş, tam olarak bütün o katmanları büyüteç olmadan net seçemiyorsun ama orada bir renk farkı var. Şimdi zaten Military Class 4 dediğimiz Military Class'ın yeni standartlarıyla birlikte malzeme ve bileşen kalitesi çok yükseltiliyor. Evet. Fiziksel dayanıklılık, sarsıntı ve G-testlerine falan tabi tutuluyor ama buradaki Guard Pro biraz daha farklı, dediğimiz gibi overclock'la birlikte gelen neme dayanıklılık, sıcaklık dayanıklılığı derken biraz daha elektronik özellikler, EMI ve dediğim parazit koruması, evet, burada ön plana çıkıyor. Doğru. Burada bir başka önemli nokta da Ali, USB portların arkasında sigortaların yer alması. Hı-hı. Aynı zamanda USB portların MSN Supercharger özelliğini desteklemesi ve daha hızlı şarj edebiliyor olması. Özellikle orada dikkat çeken de ayrı bir güç hattını arka taraftaki ses cihazlarına bağlayın dedikleri USB portuna ayrı bir güç bağlantısı olması. Evet. Özellikle Intel X99'a bağlı olan USB 3.0 portlarına taktığınız USB DAC'lar, USB ses aygıtları stabil 5 volt alabiliyor. Bunun dışındaki USB portları için de yükselticiler kullanılmış. Normalde USB portlarında, yani şöyle diyelim, üst seviye bir anakartla aslında giriş seviyesi ve ekonomik anakart arasındaki fark bazen böyle noktalarda ortaya çıkıyor. Evet, tabii. USB portlarından stabil enerji alamadığınız zaman dış aygıtlarla daha fazla sorun yaşıyorsunuz. Oysa buradaki bu ek yongalar sayesinde, buradaki ek yükselticiler sayesinde, daha evet, düzgün ifade etmek gerekirse, bu tür sorunlar karşımıza çıkmıyor. Bu özellikle de ön portlarda ön plana çıkıyor. Ali, ön portlarda uzatma kablosu kullandığınızdan dolayı uzatma kablosunda sinyal kaybı olabiliyor. MSI burada sinyal kaybının önüne geçebilmek için buraya ekstra yongalar yerleştirmiş. Bu yongalar sayesinde ön USB portlarına bir aygıt taktığınız zaman aygıt tanınamadığı hataları en aza indirgenmiş oluyor. Dizüstü bilgisayarlarda da benzeri bağlantılarda görmüştük. Orada zaten bağlantılar daha, evet, önceydi. Doğru Ali. Şimdi Ali, bir de şöyle bir durum var. İş istasyonu dedik ama oyun tabii ki. Gaming anakart. Tabii, gaming. 2 yıllık XSplit Gamecaster veriyor MSI anakartın yanında. Şimdi normalde bu 6 ay falan oluyordu. Evet. 6 ay olduğu zaman gayet güzel alışıyorsunuz ama 2 yıl olduğu zaman ürünün garanti süresi boyunca bütün bundan premium faydalanmak güzel oluyor. Genelde onu ücretsiz bir yazılım almak ve orijinal kullanmak ayrı bir zevk. Evet. Zaten XSplit Gamecaster gibi yazılım var. Gaming ve gamerlar için böyle, yok Twitch live stream, evet, yok işte YouTube üzerinde yayınlama gibi konularda oldukça yararlı oluyor. Evet, XSplit de gerçekten bu konuda başarılı bir yazılım. Ali, istersen şimdi sonuç olarak bir artlardan bir de eksilerden bahsedelim. Bahsedelim Recep. Şimdi Ali, belirlediğimiz artlar nelerdir? Öncelikle Ali, üst seviye bileşenler. Yani baktık high CCAP olsun, doğru, işte super fried çok olsun, bütün bileşenler üst seviye kullanılmış. Tamam, aynen öyle. Military Class 4'ten Guard Pro'ya kadar tekrar tekrar saydık zaten. Evet, bunun yanında M2 Turbo X4 PCI Express portuna bağlı ve 32 gigabit hız sunuyor. Bu da yine artı olarak nitelendirdiğimiz özellik. Dışarıya bağlanabilirlik bizim için önemli. Takacağımız disklerde, diğer bileşenlerde yüksek hız elde etmek istiyoruz. Evet. Bir başka artı da öyle, ses ve Ethernet'in oyuncular için özel olarak üst seviye seçilmiş olması. Evet. Oradaki özellikle o kapasitörlerin özelliklerine geldiğimiz zaman orada çok eğlenceli bir kısım var. Atladıysanız mutlaka dönüp izlemenizi tavsiye ederim. Evet. Düşük diğer elektrik soğurumuna özellikle dikkat etmenizde fayda var üst seviye kapasitörlerde. Eksi olarak da Ali, voltaj ölçüm noktalarının anakartın sol alt kısmında yer alması üst seviye overclock yaparken birden çok ekran kartı takıldığında overclockçıları engelleyebilir. Daha önce incelediğimiz M-Power gibi overclockçular düşünülerek özelleştirilmiş anakartlarda buna daha fazla özen göstermiş. Evet. Üzerinde plastik ekstra oraya takabileceğim portlar oluşturulmuştu. Doğru. Hatta kutu içeriğinden özel kablolar çıkıyordu. Bu da genelde bize anakartların birbiriyle farkı soruluyor. Anakartların birbirinden farkı kullanım alanlarına yönelik olarak bu tür detaylarda ortaya çıkıyor. Evet, yani doğru. Bu gaming anakart olduğundan dolayı bu kısım biraz daha sol alt da yerleştirilmiş ama sağ üstte olsa daha kolay bir şekilde ulaşılabilirdi. Dediğimiz gibi birden çok ekran kartı takıldığında ölçüm biraz zor olabilir. Şimdi Recep, bununla diyelim ki sistem toplayacağız. Evet. Bunun en önemli noktası, günün sonunda geldik. Sistemi toplarken listemizi yapıyoruz. şimdi bakıyoruz, X99S Gaming 7. Bunun maliyeti nedir? Ali, şu anda KDV dahil 850 TL civarında bir fiyata satılıyor anakart. Uygun olduğunu şu şekilde söyleyebilirim. Z97'deki üst düzey bazı ürünler 1000 TL civarına satılıyor. Evet. X99 daha entüziast dediğimiz, üst seviye dediğimiz bir sınıf. İşlemcisi pahalı, RAM'i, kesinlikle, daha pahalı. Yani topladığınız sistem daha yüksek maliyetli oluyor. Size yeni bazı imkanlar açıyor. O RAM skalasını yükseltiyorsun. İşte ondan sonra ekran kartını çoklu takabiliyorsun ama bütün bunlara baktığın zaman toplayacağın toplam sistemin maliyeti de yüksek. Evet Ali, yani X99'a giriş yapmak istediğin zaman bir 4000 TL'den başlıyorsunuz. Ayağını 4000 TL'den atıyorsunuz. Kesinlikle. Piyasası daha yüksekten başlıyor. Z97'de oysa H97 gibi anakartlarda da farklı yonga setleriyle inceledik. Hatta 81 yonga setli anakartlar
hayatta kullandık. Bilgisayar toplayabiliyorsun. Ama tabii buradaki bütün bu detaylar, bileşenler gerçekten fark ediyor. Günün sonunda o anakartı 1 yıl, 2 yıl, 4 yıl kullandığın zaman o ufak tefek hatalarda fark ediyorsun. O kalite farkını fark ediyorsun. Bir defa kullandıktan sonra üst seviye gaming anakartları, üst seviye anakartları birazcık dönüşü zor oluyor. Evet Ali, ne diyelim? Sonuç olarak Xbox 99 Gaming 7 sahip olduğu yüksek özelliklerle beğenimizi kazandı. MSI'ın tavsiye edebileceğimiz anakartlardan bir tanesi oldu. Sizler birlikte MSI'ın X99S Gaming 7 anakartını inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.